Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey Yüce Rabbim! Başlamış olduğum bu işimi bana zorlaştırma. Bu işimde bana kolaylık ver. Bana yardımcı ol. Ve bu işimi bana hayırla tamamlat. Amin. Konu 5. Harflerimizi hangi sesle ve nasıl okuyacağımızı belirten işaretlere hareke denir. Şimdi harflerimizin üstün, esre ve ötreli olarak okunuşlarını öğrenelim. Maşallah sevgili çocuklar, Hüseyin Hoca da çok güzel anlatıyor. Allah razı olsun. Şimdi devam ediyoruz. Konu 5 sevgili çocuklar. Harekeler. Harflerimizi hangi sesle ve nasıl okuyacağımızı belirten işaretlere hareke denir sevgili çocuklar. Şimdi harflerimizin üstün, esre ve ötreli olarak okunuşlarını öğrenelim. Hocamızı dinleyerek misalleri ekrandan takip edelim. Ama çocuklar, size önce Peygamberimizin güzel bir sözünü daha okumak istiyorum. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur'an-ı Kerim'e bakarak yüzünden okumaktır. Şimdi dersimizi dinleyelim. Evet hocam. Evet. Burayı çok iyi biliyorum. Nasrettin Hoca çalıştırmıştı hocam. Evet. Ne dedi aşağıda? Burada şimdi esre ötre oluyor, üstün evet. Oluyor. Sonra elifin üstüne geldiği zaman e, altına geldiği zaman i u evet. Deniyor. Aşağı abi çok güzel. Sen anlamışsın ama ben de bizi ekrandan takip eden arkadaşlar için. Gerçekten ben çocuklardan daha önce öğreneceğim evet. Bence. Sen işi kapacaksın çünkü meraklısın. Bir kere daha izah edeyim arkadaşlar konumuzu. Harekeler var. Kur'an-ı Kerim'in harflerini okutan harekeler var. Harekeler. Harekeler harfleri harekete geçiren işaretlerdir aşçı abi. Hareke olmadan harfler okunamaz. Hareke olmadan harfler okunamıyor. Evet, şimdi bu işaretleri göreceğiz. Harfleri harekete geçiren, okutan bu işaretleri göreceğiz. Evet, birlikten kuvvet var. Üç tane işaretimiz var. Üç tane. Evet, ekranda da göründüğü gibi arkadaşlar. Üç tane işaretimiz var. Harfin üstünde, harfin altında ve yine harfin üstünde. Evet. İkisi aynı, birisi değişik. Aşçı abi, harfin üzerindeki bu yatay çizgiye üstün diyoruz. Üstün. Üste olduğu için üstün diyoruz. Evet, rütbe gibi bir şey evet. Bu. Üstün. Harfin altına geçtiği zaman aynı işaret, buna esre diyoruz. Esre. 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 Evet. Harfin üstündeki şu, bu diğer iki işaretten farklı olan bu işarete de ötre diyoruz. Ötre. Ötre. Evet. Ötre. Ötre. Bu harfler, bu işaretler nasıl okutuyor harfleri? Bu çizgi harfin üzerinde olduğu zaman harfi E diye okutur. E. Evet. Bu harf kalın olursa eğer A diye okutur. A. Kalın harfleri A diye okutur. İnce harfleri E diye okutur. Güzel. Mesela elif ince bir harftir. Elifin üzerinde bu işaret bulunduğu zaman burada görüldüğü gibi bunu biz şimdi E diye okuyoruz. E. E. Harfin altında olursa bu işaret İ. İ veya I diye okutur. O da neyle olur? Harf kalın olursa I diye okuruz. Evet, bu patates cipsi gibi onun evet. için ince. Harf ince olursa aşçı abi İ diye okuruz. İ. Mesela bu elif ince harftir, bunu İ diye okuyoruz. İ. Evet. Bu ötre kalın harflerin üzerinde olursa U diye okutur harfi. İnce harfin üzerinde olursa burada olduğu gibi Ü diye okuruz. Ü. Elif ince bir harftir, buna Ü diyoruz. Ü. Nasıl oldu bir daha görelim baştan. E. İ, ü. Ü. Çok güzel. E, i, ü. Devam ediyoruz. Çözdüm ben bu işi ya. Şimdi meseleyi çözdüğümüze göre daha hızlı bir şekilde devam edelim. Evet. Be. Bi, bu. Bü. 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 İnce. İnce. Be ince olduğu için ü sesiyle okunur. Bü diye. Bü. Bü. Evet. Be, bi, bü. Bü. Çok güzel. Evet. Be'yi de gördük. Sevgili çocuklar, gerçekten de kolaymış. Süper gidiyor benim dersim. Bakalım sizin dersiniz nasıl gidiyor? Evet. Çok merak ediyorum.
Anlatılan dersin alıştırmaları. E İ U B B B T T T F F F C C C H H H X X X D D D V V Z R Z R Z Z Z S S S Ş Ş Ş S S S L L L T T T V V Z A I U G G G F F F Q Q Q K K Q L L L M M M N Ni Nu Ve Vi Vu He Hi Hı Ye Yi